üzere ...onları hızlı geçerek e, yeni bilgileri de vereceğiz. E, öneminden dolayı bunları biraz detaylandırıyoruz. Donatının gereği ve yeri moment ve kesme etkisi olarak başlayacağız. E, bundan sonraki e, notlarda e, daha önceden de derslerde kullandığımız Ahmet Topçu Hoca'nın, e, Prof. Ahmet Topçu Hoca'nın açık erişimli e, notlarını e, kullanıyoruz arkadaşlar. Bu notlara da daha önce dediğim gibi çok güzel notlar. Şimdi örneğin kesitte moment var. Moment demek aslında bir kuvvet çifti demektir. Çekme ve basınç kuvveti oluşturuyor demektir. Moment demek o demek. Yani şuradan bakalım. Şöyle bir moment var. Bu dönderme etkisi, bu kirişin neden? Şu yükler altında kiriş aşağı doğru eğiliyor. Şöyle bir moment oluşuyor. Şu dönderme etkisi ne yapıyor aslında? Yukarıda şurada da kiriş var. Kirişin kesidi bu. Kiriş böyle devam ediyor kesidi. Böyle döndürüyorum moment kesidin burasına basıyor. Yani burayı basarak böyle basma etkisi oluşturuyor. Bu moment aynı zamanda şurayı da çekerek çekerek çekme etkisi oluşturuyor kesidinde. Yani aslında bir moment demek şurayı basan burayı çeken bir kuvvet çifti demektir. Arada da bir şu basma kuvvetiyle çekme kuvveti arasında bir D mesafesi vardır. Bu d mesafesi de e, kuvvetlerle çarpıldığı zaman, kuvvetle çarpıldığı zaman moment değerini verir. Dolayısıyla şu basma, şu çekme kuvvetleri birbirine eşit olacak şekilde bir d ile çarpıldığında bir moment oluştu. Yani şu momenti aslında biz yukarıyı basan, aşağıyı çeken e, bir kuvvet çifti olarak e, gösterebiliriz. Dolayısıyla burada basınç tarafı, burada çekme tarafı var. E, basınç tarafında tabii beton, e, şu, şu arada beton olduğunu düşünün, böyle bastırıyorum. Ne olur? Ezilir. Ve basmaya karşı daha iyi mukavemet gösteriyor tabii beton. E, ezilir, parçalanır e, aşırı yüklerde e, ve o şekilde karşı koymaya çalışır. Çekme tarafında ise yine şurada beton var, şuradan çekiyorum. Çok daha kolay yarılır, yırtılır. Ee, ve çekme çatlakları yarıkları ilerler. Ee, o yüzden mesela çekme tarafında asıl çekme yüklerini ne yapıyor? Donatılar karşılıyor. Beton çünkü orada çok yetkin değil. Ama donatılar çok fazlaysa ne olur? Çekmeden dolayı kiriş çok zarar görmez. Ama yukarıdaki beton artık basınca tahammül edemez ve parçalamaya başlanır. Buna basınç kırılması denir ki daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik. Aşırı donatılı çekme donatılı kirişlerde yukarıda bu sefer basınç donatısı meydana gelir. O yüzden tüm donatılarda olduğu gibi kiriş donatılarında da minimum değerin yanında maksimum değer de vardır. Yani belli değerin üzerinde donatı koyamazsın. O zaman ne olmuş olur? Aslında kirişin altına şöylemesine bir çelik levha koymuş gibi olursun ve bu betonarme bir davranış zaten göstermez. Ve çekme kuvvetlerine karşı aşırı güçlü fakat yukarıdaki basınca karşı beton güçsüz olacağından daha kötü olan eğilme çatlamasına eğilme göçmesine göre çok daha ani gevrek ve sıkıntılı olan basınç kırılması göçmesi meydana gelebilir. Burada onu gösteriyor Bakın çekme tarafında beton şu şekilde açılıyor. Bunun mesela betonarme olmadığını, sadece beton olduğunu düşünelim betonarme olsa donatılar işte bu çekmeleri karşılayacak. Beton bu kadar çok yarılmayacak. Burada sadece beton karşılamak zorunda. Bu çekme etkileri neden? Şöyle çekme kuvveti varsa neydi? Çekmeye dük çatlaklar gelişiyordu. Bu çekme etkileri betonun şu şekilde çatlamasına, bu çatlakların büyüyerek yarığa dönüşmesine neden olacak. Yukarıda da basınç etkileri ezilmesine neden olacak. Bununla ilgili deneysel videolar da var. İnternetten de bulabilirsiniz. Hoca burada da paylaşmış. Notları zaten size veriyorum. veya şurada. Bunları tıkladığınızda onların deney videolarını da görebilirsiniz. Girişi etkiyen, biz şimdi derste koymayalım çünkü vaktimizi almasın. Çoğu konuyu zaten yetiştirememiş olacağız. Diğer derslerde de olduğu gibi arkadaşlar 8 çarpı 40 dakika olduğu için e, betonarme proje yapma, betonarme'nin e, asıl e, detaylarına da çok girememiş olacağız ama temel olarak e, bunları size en azından vermiş olacağız. E, ders e, saatlerinin ve sayılarının sınırlamasından dolayı böyle bir durumda da karşı karşıyayız. Kirişli etkiyen MD momenti, yani e, hesap momenti, yani bunları yapı statiğiyle statik çözümle buluyoruz bir moment olduğunu buluyoruz kirişe, kirişte. Ve bu momente göre ne yapacağız? Bu kirişin ebatlarını seçeceğiz, donatlarını koyacağız. Yani statik hesap, statik hesaptan bulduğum kuvvetlere göre de betonarme hesap yapacağım. Bunu da eski derslerimizden biliyoruz. MD momenti F ile gösterilen kuvvet çiftine eşdeğerdir. Kirişin üst lifleri F basınç kuvvetinin alt lifleri de F çekme kuvvetinin etkisindedir. Betonun basınç değerinin yüksek olduğundan F kuvvetini taşıyabilir. Donatısız beton çekme kuvvetini taşıyamaz çatlar. Çatlak çekme kuvvetine dik yönde oluşur. Giderek genişler ve kesit yüksekliğinde yol alır. Yani şöyle genişleyerek bu tarafa doğru yol alır. E bu çatlağa eğilme çatlağı veya çekme çatlağı veya moment çatlağı denir. Bu aslında eğilmeden dolayı oluşan bir çekmenin oluşturduğu şu yönde çatlak olduğu için e, bu isimlerin hepsi de verilir buna. Çünkü momentten dolayıdır, eğilmeden dolayıdır ve eğilmenin oluşturduğu çekmeden dolayıdır. O zaman eğilme çatlağı denir, çekme çatlağı denir, moment çatlağı denir. Basınç bölgesindeki betonda ise ezilme durumu vardır. Bu durumda ee, bu ikisi de birleşerek kirişin donatısız bir kirişte özellikle kırılmasına neden olur. Çatlağı sınırlamak ve kırılmayı önlemek için çekme tarafına ve çatlağa dik boyuna donatı çubukları konulması gerekir. Neden? Çünkü şu yönde bakın şu yönde çekmeler var. Bu yönde çekmeleri için oraya donatı koyacağım. Bu çekmeleri ne yapacak? O donatı karşılayacak. O yüzden şöyle boyuna donatılar koyuyorum. Tabi biliyorsunuz üst tarafa da donatılar koyuyorum. Hem deprem anında bu sefer üste çekme oluşacağı için hem de konstrüktif amaçlarla onu da koyuyorum. Ee, bu amaçla kullanılan donatıya çekme donatısı diye eğilme donatısı denir. Demek ki kirişin altındaki donatı, düşey yükler altında Altta çekme oluşacağı için çekme donatısı veya ana donatı isimlerini e, alır. Ama açıklıkta biliyorsunuz mesnet bölgesine daha eski derslerimizden biliyorsunuz şöyle bir ters kambur yapacağı için orada ana donatımız ki ona mesnet donatısı diyoruz veya pilye uçlarından geliyor. Orada yukarıda çekme olduğu için yukarıya donatı e, koymuş oluyoruz. Peki kesme varsa kesitte kesme yani kayma kuvveti e, ile oluşuyor bu. Burada da eğik çekme meydana gelir. Nasıl? Biliyorsunuz bakın e, moment diyagramı şöyle. Şu moment diyagramı değil mi? E, bu da kesme kuvveti diyagramı. Kesme kuvveti diyagramı. Kesme kuvveti ne? Bir e, statik hesap sonucu yine bulduğumuz bir VD. Kesme kuvvetleri meydana geliyor. Onların değerini buluyoruz. Maksimum değerini buluyoruz. Ona göre ne yapacağız? Bu kesmeye karşı koyması için kesiti hesaplayacağız. Donatıları koyacağız falan. Yani şu şekilde bir VD ile kiriş sanki şöyle kesilmeye çalışıyor. Kiriş böyle bir bütün. Şuradan mesela özellikle mesnet bölgelerine yakın yerlerde dikkat edin. Mesnet bölgelerine yani kolonla birleştiği yerlere yakın yerlerde daha büyük kesme kuvvetleri var. Yani bu bölgelerde o yüzden zaten etkiye sıklaştırılması o yüzden yapılıyor. Kolona yaklaştıkça kesme kuvveti büyüyor. Şu orta bölgelerde ise hemen hemen sıfıra geliyor. Sıfıra geldi bir nokta da var burada. Şimdi, e, işaret değiştirmesi için sıfırdan geçmek zorunda. E, kesme kuvveti burada kesme kuvveti oluşuyor. İşte bu aslında mukavemetten bildiğimiz bu küçük parçacığın e, mor çemberinden de bildiğimiz kayma kuvvetlerini çizersek burada bu kesme etkisi e, çapraz diyagonel kuvvetlerle gösterilebilir. Kayma gerilmeleri yani kayma gerilmeleri kayma gerilmelerinden oluşan çekme kuvvetleri meydana getirir. Şöyle. Bu çekme kuvvetlerinden dolayı neydi? Her zaman için çekmeye dik çatlak gelişiyor. O yüzden 45 dereceye yakın eğik çatlaklar oluşur. Nerede? Özellikle mesnet bölgelerinin yakınlarında, kirişlerde, kolonların yakınlarında şöyle aşırı zorlanmış kirişlerde veya deneylerde eğilme ve kesmeden oluşan eğik çatlaklar meydana gelir. Yani şu yönde çekme olduğu için çekmeye dik de bu yönde olduğu için bunlara biz e, ilk eğik çatlaklar, kesme çatlakları adını veriyoruz. Kirişi etkiyen VD kesme kuvveti kiriş içindeki DA yani şu mor çemberi için bildiğimiz şey küçük elemanında to kayma gerilmelerini oluşturuyor. Şu to kayma gerilmelerini oluşturuyor. To kayma gerilmelerinin oluştuğu kuvvetler eğimi yaklaşık 45 derece olan F çekme kuvvetlerinin oluşmasına neden oluyor ve ona da dik yine 45 derece olan öbür tarafa doğru çatlamaları meydana getiriyor. Donatısız beton çekme kuvvetini taşıyamaz, çatlar. Ee, değil mi? Şurada da bir çekme oluştu. Dolayısıyla e, kesme etkileri de oluşturduğu çekmeden dolayı donatısız betonun <laughs> yarılmasına neden oluyor. Burada etriyeler oldukça ve pilyeler oldukça bu kayma kuvvetine karşı koyar. Pilyenin özetle şu eğimli giden kısmı kaymaya karşı koyar. Ve neden? Bakın pilyenin eğimli giden kısmı, bakın pilyeyi biliyorsunuz şurada eğimli gidiyor. Bakın çekme kuvvetiyle paralel. Yani pilyede şöyle eğimli giden bir kısım var ya, çekme kuvveti de böyle. Yani pilyenin bu kısmı o çekme kuvvetini karşılıyor. Betona yansıtmıyor donatının şeyi. O yüzden pilyenin Kaymaya karşı da faydası vardır. Kayma gerilmelerine karşı bir de etriye. Etriyenin de yine şu eğik kuvvete karşı şöyle dik ve yatay e, kolları olduğu için e, onun da e, şöyle çapraz etkisini e, alabiliriz. E, kaymaya karşı faydası vardır. Ama donatısızsa e, bu hiç karşılayamıyor e, ve çatlıyor. Çatlak F kuvvetine dik oluyor. Eğim yaklaşık 45 derecedir bu çatlağa, eğik çekme çatlağı, kesme çatlağı veya kayma çatlağı denir. Hepsi aynı. Yani kesme, kayma zaten kesme kuvveti, kayma gerilmesi diye de isimlendirilir. Aynı şey aslında. Eğik çekme dediğimizde şu işte. Yani şuradaki çekmeden farklı, burada eğik bir çekme. Bunlar işte kesme çatlağı olarak daha çok isimlendirilir. Kesme çatlağı ani olarak ortaya çıkar ve kırılma gevrektir. Aynı basınç göçmesinde olduğu gibi nasıl kirişin üst tarafında basınçtan dolayı bir göçme olursa ani ve gevrektir. İşte kirişin özellikle koluna yakın yerlerinde kesmeden dolayı bir göçme olursa da yine ani ve gevrek bir göçme olur. Yine istenmez. Dolayısıyla e, bizim tıpkı kirişin altına fazla e, maksimumdan fazla donatı koymamamız gerektiği gibi çünkü Ani yukarıdan basınç göçmesi meydana getirir. Ee, yine ani gevrek kesme kırılması olmaması için de e, pilye ve etriyeleri e, iyi hesaplayıp koymak e, gerekir. E, kesme çatlığı ani ortaya çıkar, gevrektir. E, biz gevrek göçmeyi istemiyoruz. Biz sünek yavaş yavaş böyle e, gevşete gevşete olan e, bozulmaları tercih ediyoruz. Çatlağı sınırlamak ve kırılmayı önlemek için düşey etriye ve çatlağa dik pilye donatısı konulması gerekir. Değil mi? Bak çatlak bu yönde, tam buna dik yönde yani kuvvete paralel yönde pilyenin şu kıvrımlı kısmını hayal edin, buralara geliyor. Bu amaçla konulan etriye ve pilyelere kesme donatısı veya kayma donatısı denir. Uygulama sorunları nedeniyle kirişlerde pilye kullanımından kaçınılır, etce ile yetinilir. Aslında uygulama sorunlarından da e, ziyade e, diğer çoğu ülkelerde e, pilye yerine etçiyi daha çok sıklaştıralım e, denmektedir. E, Türkiye'de ama yine e, pilye de kullanılıyor. Aslında pilye'nin kaymaya karşı büyük faydası var. Ama pilye kullanmıyorsak yani üstteki donatıyı artırdık, alttaki donatıyı artırdık. Çünkü pilye biliyorsunuz hem üstten hem alttan geçiyor. Böylece aslında bir ekonomi sağlıyor. Ama o ekonomi olmasın, daha da sağlam yapı olsun diyorsan o zaman üstteki donatıyı da artıracaksın. Alttaki donatıyı da artıracaksın. Etriyeleri de artıracaksın. Ne oldu? Daha e, ekonomiksiz bir çözüm oldu ama bir tık daha emniyetli bir çözüm oldu. Bu şekilde e, çözümler de tercih edilebiliyor. Evet. Şurada arkadaşlar şekil değiştirmeden önce örneğin şöyle yayılı bir yüke maruz, konsollu bakın şurası konsollu bir kiriş. biliyorsunuz bunun moment diyagramı şu şekilde aşağı doğru sarkıyor ve buradan da sıfıra geliyor. Kesme kuvveti bakın her zaman mesnet bölgelerinde maksimumlarda ve şu şekilde sıfırdan geçerek işaret değiştiriyor. O zaman oluşan çekmeleri de kesik çizgiyle göstermiş. Kırmızı çizgiyle. Bakın çekme bölgesi burada. Şu kısımda çekme bölgesi var. Şurada ise üstten eğer şeyi gösterirsek üstte çekme var. Yani şu kırmızı çizginin şurada da üstte olması gerekir aslında. Burada yazmış ama altta basınç diye. Aslında kırmızı çizginin şurada alttayken burada üstte olması. Çekmeleri gösterecekse eğer daha fayda var eee altta çekme, altta basınç burada, Üste çekme, üstte basınç burada. Bunları daha eski derslerimizden de biliyorsunuz. Kesme e, mesnet bölgesinde büyük olur her zaman için. Bunun işte bakın e, çatlamış abartılı hali bu. Ve deformasyon bu. Bakın deformasyon eğrisi daha eskiden de biliyoruz. Deformasyon eğrisi hemen hemen moment eğrisiyle grafiğiyle çakışıktır dikkat ederseniz. Bunun nedenlerini de neden momenti aşağıya doğru artı gösteriyoruz çiziyoruz. Bunları daha eski derslerimizde anlatmıştık. Bakın şuradaki mesnet bölgelerine yakın yerlerde görüyorsunuz değil mi? Bakın ve şu mesnet bölgesine yakın yerlerde ne var? Kesme çatlağı yani eğik çatlaklar var. Bu eğik çatlaklar kesme kuvveti ortalara doğru gittikçe azalıyor görüyorsun değil mi? Kesme kuvveti azaldığı için bunların eğikliği de dikleşmeye başlıyor. Çünkü burada artık ne var? Şu ilk durumda gördüğümüz şu eğilme ve çekme çatlağı var. Yani ortalarına doğru eğilmede çekmeler oluşuyor sadece. Yani çekme çatlakları moment etkisiyle oluşuyor. Burada kesme çatlakları kesme etkisiyle oluşuyor. Burada çekme çatlakları moment ve kesme etkisiyle oluşuyor. Bu da hem moment hem kesmenin etkisi var. Dikkat edin şurada bakın moment de var. Kesme kuvveti azalsa da yine kesme kuvveti de var. O yüzden tam... Dik değil çatlaklar. Şöyle yine hafif e, eğimli çatlaklar meydana geliyor. Burada ise ezilme basınç etkisi var. Burada ise işler tam tersine dönüyor. Çünkü mesnet bölgesinden destek aldığı için ters kamburu yapıyor. Ters kamburu yaptığında o zaman çekmeler, kesmeler falan yukarıda etkiyecek. E, çekme çatlakları ve kesme çatlakları buralarda etkileyecek Buna göre de o zaman donatılandırılması yapılacak. Şekil değiştirdikten sonra çekme bölgeleri çatlar, basınç bölgeleri ezilir, kiriş göçer. Donatılandırmaya baktığımızda biliyorsunuz yukarıdaki donatılar montaj donatıları değil mi? Ama şu kısımda konsol kısmında artık yukarıdaki donatı çekme donatısı değil mi? Ana donatı yani. Açıklık kısmında ise alttaki donatı çekme donatısı ve şuradaki donatı bu sefer montaj donatısı. Çünkü burada basınç var. Tabii montaj donatısı derken sadece montaj olmayabilir. Depremden dolayı basınç donatısı da koymak gerekir. Ama hiç değilse en azından iki köşede biliyorsunuz montaj donatısı olacak. Burada onun için öyle demiş. Ve bakıyorsunuz tabii ki şunlar etiyeler etiyeleri ne yapıyorum? Sıklaştırıyorum mesnete doğru. Açıklıkta biraz daha serbest bırakabilirim. Yine mesnete doğru etçeyleri yaptım? Sıklaştırdım. Burada da etçeyleri yaptım? Arkadaşlar sıklaştırdım mesnete doğru. Şuradaki mesafemiz kısa olduğu için komple sık etçeyle gitmekte fayda var. Çünkü mesafenin genelde dörtte birinde sıklaştırma yapmak lazım. Bu dörtte birinde, bu dörtte birinde, dörtte ikisinde de serbest bırakmak lazım. Yani diyelim dörtte ikisinde 20 santimde bir etçeye koyuyorsam orta kısımlarda. Şu dörtte birinde on santimde bir. Bu sefer dörtte birinde on santimde bir koyarım. Ama burada da bunu dörtte bile falan ayırmanın mantığı yok. Şu uçta zaten mesnet de yok. Dolayısıyla belki bunun yarısını şu şekilde sık koymam da yeterli. Şurayı biraz gevşek koyabilirim ama yapmışken zaten kısa bir konsol. Hepsini sık koymakta da fayda olabilir. Şurada bakın ek çekme donatısı da şuraya koyabilirim. Neden? Çünkü burada eğilme den oluşan çekme yukarıda işte ek mesnet donatısı da denir buna. Veya bu bir balkon gibi konsol gibi düşünürseniz konsolun ana donatıları yukarıdadır. O yüzden şu şekilde ek yukarıdan geçen donatılar koyabilirim. Şurada montaj donatısı ve basınç tarafında açıklık üstünde olan montaj donatısı kısmı şu kısımda aslında çekme donatısı olarak da çalışacak. Ee, ama dediğim gibi sadece montaj donatısı değil ekstradan Sadece iki donatı değil daha fazla donatı koymak gerekebilir deprem hesabına göre. O zaman onların adı basınç donatısı olur. Basınç bölgesine koyuyorsun çünkü. Ee, şurada ise ana donatımız dediğimiz çekme donatımız var. Çekme tarafına açıklık altına koyulur. Şu bölgede ise o ana donatı montaj donatısı veya şu bölgede basınç donatısı haline gelmiş oluyor. Etciyelerimiz de bu şekilde biliyoruz çekme kuvvetini karşılamak ve çatlakları sınırlamak için çekme bölgelerine boyuna donatı koyulur. Kesme çatlaklarını sınırlamak için sargı donatısı etriye konulur. Etsiye mesnetlere yakın bölgelerde ve konsollarda sıklaştırılır. Çünkü mesnet bölgelerinde kesme kuvveti genellikle en büyük olur. Basınç bölgelerinde teorik olarak donatı gerekmez. Çünkü beton basınca dayanıklıdır. Ancak ETA sarabilmek için hiç değilse montaj on ama daha da önemlisi tekrar tekrar ediyorum eski derslerde de etmiştim deprem hesabı sonucu normal yüklerde şöyle sarkan bir kiriş deprem sonucunda şöyle sallanma sonucu yukarıya doğru bel vereceği için artık eskiden normal yüklerde yukarıda basınç vardı tamam sıkıntı yoktu ama şimdi deprem anında birden yukarıda çekme oluştu. O yüzden deprem hesabıyla da yukarıya Donatı koymak gerekir ki yönetmeliklere göre zaten aşağıya koyduğu ana donatının alanının yarısı kadar yukarıya da donatı koymak zorundasın deprem bölgelerinde. Üçüncü, dördüncü deprem bölgelerinde çok sıkıntı yok ama özellikle birinci, ikinci deprem bölgelerinde. E, zaten hesap deprem hesabı yaptığında hesapta da o sana e, gösterir. E, çünkü beton basıcı ancak etçeyi sarabilmek için montaj yansı konulur demiş. E, bu diyelim dördüncü deprem bölgesinde. Düşük katlı bir yapı falan. Ama orada bile en azından montaj yansı koyacaksın onu diyor. Mesnetlere açıklıklardan gelen donatılar yeterli olmazsa ek donatı koyulur. Şu mesnet bölgesinin şu kısmına özellikle ve şu kısmına bu kısımda sürekli olsa mesela bu taraftan kiriş devam etse yukarıda hatırılsaydır bir moment oluşacak. Bakın burada moment sıfır çünkü uç şey bu. Fakat burada bir kiriş daha olduğunu düşünün. Moment sıfır olmayacak. Şöyle geçecek. Dolayısıyla ne gelecek? Şuradan pilyenin e, üstten geçecek. Buradaki pilye de üstten geçecek. Ama o pilyelerin üstten geçen kısımları yeterli değilse ek olarak üstte yine donatı koyulacak. Buna işte ek mesnet donatısı koyuyoruz diyoruz. E, oluşması beklenen çatlaklara donatı ile önceden dikiş atılmaktadır da denilebilir. ha Yani donatı aslında çatlakları dikme e, malzemesidir diyebiliriz. Oluşabilecek çatlakların yerlerinden donatı geçtiği zaman o çekmeyi donatı karşılayacağından çatların oluşmasını veya büyümesini veya geniş olmasını büyük olmasını falan engelleyecektir. Şurada e, yine e, bazı şeyler göstermiş arkadaşlar. Onu büyüteyim. Küçük fotoğraflar koymuş ama şöyle Yapabilir miyim acaba? Bakayım. Ee, bunları da üzerinde e, gösterelim. Bakın. Şöyle mesela bir deney. Bakın. Buradan kiriş nasıl? Ne yapıyor? Böyle sarkıyor. Şuradan e, basma uygulanıyor. Yani tekil yük geliyor. Şurada mesnet var. Bakın. Mesnet de yük gibi. Kirişin böyle sarkması neden oldu. Bakın. Şurada gördüğümüz gibi çatlamalar meydana geldi. Şu kısım daha çok e, kesmenin de etkili olduğu çünkü buradan tekil yük de geliyor falan eğik çatlak. Burada ise daha çok eğilmenin etkili olduğu e, daha dik çatlak gözüküyor. Veya ters yönden şu bu taraflardan bastırmış bu sefer. Ters kambur yapmış bakın. Moment çatlağı görüyorsunuz. Şu taraflara doğru biraz kesme çatlağına doğru gelmiş. Bakın burada da ters kambur yaptığı için aşağıda basıncı olduğundan bakın Basınç ezilmesi var. Şunlar da e, bizim e, mesnet diyebileceğimiz e, şeylerimiz. E, buradan yük e, vermesi mantıksız. Şu uçlardan yük vermiş ki bu eğilmesi olmuş. Yani bu da yanlış yazmış. Yani buradan yük veriyorsa bile bu uçlardan da yük vermek zorunda. Veya bunları mesnet gibi düşünebiliriz. E, Şunlardan da bir yük gelmesi lazım ki böyle bir deformasyon yapabilsin bu. Sonuç itibariyle alttaki basınç bölgesinde ezilme, yarılmalar oluşuyor gördüğünüz üzere. Burada da çekmeler oluşuyor. Şu da bir konsol. Bakın konsol. Konsolda bakın gördüğünüz gibi yukarıdan başlıyor çatlamalar. Bakın yukarıdan başlıyor. Çünkü yukarıda çekme bölgesi var. Bakın şu düz çizgiyi hizalarsak aşağıya doğru böyle satmış görüyorsunuz. Yani şöyle bir kambur vermiş. Böyle kambur verdiğine göre burada bir çekmeler var. Ee, ve bu çekmelerin e, tabii şurada kesme etkisiyle de eğik olması söz konusu. Kesme e, yarıklarına dönüşmüş. Burada da bakın e, yine kesme çatlağı. Bu kiriş demek ki e, basınca göre şuradaki basınca göre alttaki e, arkadaşlar çekmeye göre iyi donatılandırılmış, iyi beton koyulmuş onları karşılayacak şekilde. Fakat etçiyelere özen gösterilmemiş, pili yapılmamış falan ne olmuş? Zayıf noktası kesme olmuş. Dikkat ederseniz basınç çizilmesi pek yok. Eğilme çatlamaları pek yok. Hatta şuralara gelen kesme çatlamaları bile yok. Çünkü hemen meslek bölgesinde oluşan büyük kesme etkisinin etkisiyle hemen buradan ne olmuş? Yarılma yani kesme yarılmasıyla eleman gitmiş. Halbuki donatılar da, etçiler de, pilyeler de iyi şekilde yapılsa orada da bu sorun oluşmayacak. Diğer bölgelerde e, yavaş yavaş e, çekme, eğilme çatlakları olacak, ezilmeler olacak, küçük küçük kurlar da olacak falan. Eleman daha uzun süre dayanacak ve farklı çatlaklar farklı yerlerde böyle dağılacak. Bizim istediğimiz o. Yani tek bir zayıflıkla lokalize olmasın. Burada ise tek bir zayıflıkla lokalize olmuş. Zaten bunun deneyini yapıp görmek için yapmışlar. Özetle öyle yapmışlar. Ve aniden kiriş e, gevrek bir şekilde bunun deneyinde küt diye e, gider. Bakın işte kesme çatlağını burada da yine göstermişiz. Yükün etkisiyle büyük bir birden yarık haline e, dönüşür. E, saf basınç etkisi biliyorsunuz bunu kolonlarda işte e, bu silindir basınç örneği. Şu da kolon diplerindeki bazı basınçtan zarar görmüş binaların örneği. E, şunu daha önceki derslerimizde de göstermiştik. Şu etkiye aralığı önemli. Çünkü basınç kuvveti geliyor ama aynı zamanda kesme kuvveti momentler de var küçük de olsa. Dolayısıyla sadece basınca çalışmıyor aslında... Bu basınç tam ortadan gelmiyorsa ki sistem gereği gelmeyebilir. Basıncın dağılımları var. Veya yatay yüklerle bir eğilme oluşabilir, moment oluşabilir. Veya basınç ortadan gelmiyorsa eksansiristeden dolayı yine moment oluşabilir. E, çerçeve sisteminin dengesi gereği, çünkü üç boyutlu bir çerçevedir aslında bina. E, buralarda e, sadece basınçlar değil, e, normal kuvvetler ve e, şu yöndeki basınçlarla beraber şu kirişten gelen normal kuvvetin kolona etkimesi de söz konusu olabilir. Dolayısıyla aslında tüm kuvvetlerde oluşur. Ha baskın olan basınç kuvvetidir. Ama salt basıncı bulmamız çok zordur. Ee, burada da bu basınç etkisiyle e, patlama yarılma gösterilmiş. Diyor ki salt basınç etkisinde olan elemanlara hemen hemen hiç rastlanmaz. Kolonlar basınç kuvveti etkisindedir ancak moment ve kesme kuvveti de az ya da çok hemen hemen her zaman vardır. Beton basınca dayanıklıdır. Ancak dayanamayacağı kadar çok yüksek basınç kuvveti altında Poisson etkisiyle şişer. Poisson neydi? Kısalmanın şişmeye oranı falan. Ee, ufalanır, dağılır ve boyuna donatılar burkulur şurada olduğu gibi. Daha önceki konulardan da hatırlanacağı gibi şişmeyi önlemenin tek yolu boyuna donatıları etsiye çiroz ve filet ile yeterince sarmaktır. Sargı etsiye veya filet kesme kuvvetini karşılar, betonun şişmesini önler. Boyuna donatılar hem momenti hem de eksenel kuvveti karşılar. Ancak asıl görevi basınç kuvveti almaktan ziyade moment kuvvetini karşılamaktır. Boyuna donatılarım değil mi? bu ee, şeylerde onu daha eski derslerimizde de söylemiştik. Ee, bakın şurada da bir vurulma e, burulma momenti etkisi var. Burulma momenti yani şu kirişi o kirişi şu şekilde bu sefer döndürüyorum. Yani burada kiriş var. Yüklerin etkisiyle böyle döndürmüyorum da kesitten böyle döndürüyorum dikkat ederseniz. Böyle döndürdüğüm zaman ne oluyor? Kiriş bakın bize doğru da geliyor, bu tarafa doğru da gidiyor görüyorsunuz. Çekme, deformasyon şekli. Dolayısıyla buradaki momentin oluşturduğu çekmelerin etkisiyle şöyle şöyle çekmeler meydana gelecek hayal edin. Şu moment, vurulma momenti böyle böyle çekmeler oluşturacak. Bu çekmelere de dikneler oluşmuş, çatlamalar oluşmuş. Bakın tüm kirişi böyle saran, saran, çatlamalar görürsek bileceğiz ki orada kesit şuysa keside böyle kesit düzleminde bir burulma etkisi var. Bu burulma etkisi neyle oluşur? Bizim taşıyıcı sistemimiz binada düzgün ve daha başka derslerimizde de anlattığımız gibi e, ee, rejitlikleri orantılı dağıtılmış bir şekilde değilse depremin yatay yükü etkisinde bina şöyle buruluyormuş gibi olur. Buruluyormuş gibi olur binanın böyle buruluyor gibi olması kirişlerin de şöyle burulmasına neden olur. E, ee, burulma donatıları e, etsiye ve boyuna donatı yine aslında bu etsiye ve boyuma donatı yani koymuş olduğumuz zaten kirişteki mevcut etsiye ve boyuna donatı burulmayı da karşı e, dayanım sağlar. Dayanım sağlar. E, ee, Salt vurulma etkisine uygulamada rastlanmaz demiş. Ama deprem anında rastlanabilir arkadaşlar. Kötü tasarımlı binalarda deprem anında rastlanır. Vurulma etkisinden dolayı yıkılan binalar da vardır. Hatta kurtarma çalışmalarında e, bilirsiniz, duymuşsunuzdur. E, diyelim e, yatak odası buradayken diyor adam, kurtarıcı, kurtarmaya katılan ekip. E, diyelim yatak odası bu taraftan çıkıyor diyor. Niye? Çünkü vuruluyor deprem etkisiyle, vurularak geçiyor dönerek göçüyor böyle. Yatak odası buradayken bir bakıyorsun bu tarafta göçmüş gibi. Ee, salt burulma etkisine uygulamada rastlanmaz demesi çok doğru olmamış. Eğilme momenti kesme ve normal kuvvetiyle bir... Ha onu demiş. Evet tabii. Sadece burulma olmaz. Eğilme momenti kesme. Hepsi bir Evet eyvallah. Salt burulma momenti betonun davranışını kavramak için deneysel olarak oluşturulabilir. Burulma momenti ne yaparım? Yani şöyle bir kiriş oluştururum buradan e, vurarım, vurma yükü veririm. E, düşe yük vermem, işte kesme kuvveti oluşturacak şeyler vermem falan. Sadece bunu yaparak vurulmada bakayım ne oluyor diye denerim, onu diyor. Vurulma momenti kesitin düzlemindedir. Değil mi? Kesit düzleminde şurada. Ama öbür eğilme momentine Şuradaydı. Eğilme momenti böyle e, eğiyordu kirişi. Yani kesit düzlemine aslında dikti. Eğilme momenti. Şu kesitse kesit düzlemine dik. Vurulma ise kesit düzleminde. Eee burulma momenti kesitinin düzlemindedir ve kirişi bir ucunda saat yönünden diğer ucunda ters yönde et, eksen tarafına döndürür. Döndürme etkisi altındaki kiriş kesitleri şekilde görüldüğü gibi dönerler. Kesit düzleminde eee to kayma gerilmeleri oluşur. Bu gerilme kesit kenarlarında dolayısıyla kiriş yüzeylerinde maksimum değerlerdedir. Kesitin eksenine doğru gidildikçe değerleri azalır. Eksen üzerinde sıfır olur. Giriş yüzeyindeki bir DA elemanının küçük da göstermiş küçük DA elemanı. Bakın küçük DA elemanında yine kesme etkileriyle şu şekilde çapraz F kuvvetleri oluşuyor. Çapraz F kuvvetlerine dik olarak da bu çekme kuvvetlerine dik olarak da çatlamalar oluşuyor. Bunun kesme çatlaklarından veya eğilme çatlaklarından farkı kirişin şu bir korun bir ki ise kirişi böyle boydan boya yani tamamen sarması çatlamalara bakarsanız böyle böyle gidiyorsa bu vurulmadan dolayı oluşmuş demektir ee, nerede kalmıştır ee, F eğik çekme kuvvetinin oluşmasına neden olur Do e, donatısız beton çekme kuvvetini taşıyamaz çatlar çatlak F kuvvetine diktir eğimi yaklaşık 45 derecedir. Çatlaklar kiriş boyunca spiral bir yol izler. Ee, az önce şöyle anlatmaya çalıştığım gibi. Ee, çatlaklar e, genişler, e, kirişin boyu uzak. Ee, sündürür kiriş yani. Ee, 45 derece eğimli çatlaklar tabii bu çok küçük derecelerde uzak beton olduğu için beton arma olduğunda biraz daha fazla olabilir. Eğimli çatlakları sınırlandırmak için düşey etliye kullanılması gerekir ancak sadece etliye kullanmak yetmez. Çünkü kiriş dönerken etiyeler de birbirinden bağımsız dönerler. Kiriş boyu uzarken etiyeler de birbirinden uzaklaşır. Kirişin uzamasını sınırlandırmak ve etiyelerin birbirinden bağımsız davranmasını önlemek için etiye köşelerine boyuna donatı koymak gerekir. Ha, bizim yaptığımız zaten o. Vurulmayı hiç bilmesek de biz onları yapıyoruz. Şöyle ızgara şeklinde üstte altta donatılar var. Etiyeler bunları ne yapıyor? Sarıyor. İşte bu aynı zamanda düşünün ızgarayı düşünün böyle üstte altta donatılar bak, e, kiriş donatısını ızgara halinde düşündüm. Şurada etçiyeler var. Ben bunu böyle vurulmaya çalıştırdığım zaman bir hayal edin. Ne yapıyorum aslında? Bu burulma etkisi düşey donatıların vasıtasıyla etçiyelere geliyor. Etçiyeler yerinden oynamayıp birlikte davranabiliyor düşey donatıların sabitlenmesiyle. Hep birlikte ne yapabiliyor böylece? Vurulmaya o ızgarayı düşünün, hayal edin, karşı koyucu. Netice olarak burulma çatlaklarını sınırlamak için hem etriye hem de boyuna donatı gerekir. Bu donatılara burulma donatısı denir. Yani bunlar aynı zamanda aynı zamanda burulma donatısı görevini de görür. Etriyenin yatay ve düşey kolları burulmadan oluşan kesme kuvvetini alır. Birbirine paralel etriye kollarındaki kesme kuvveti ters yöndedir. Şurada olduğu gibi bakın şu Çünkü şöyle bir burulma etkisi var ya bu kesile göre yapıyorum. Şu burulma etkisi ne yapıyor? Bakın şu kesitten hayal edin. Ben, ben elimde buradan gösteriyorum o kırmızı oklara bakın. Şuradan çekiyor. Bak buradan çekiyor. Buradan basıyor. Görüyorsun değil mi? O yüzden etçenin şu kolunda çekme, bu kolunda basmaya. Aynı kuvvet de yani bu ettiği bu yönde yani e, götürüyor. Çekme basma dediğim, tarif etmek için söyledim. Şey aynı kuvvet böyle döndürüyor. Dolayısıyla birbirine Zıt olmuş oluyor yani zıt gibi gözüküyor buradan baktığımda aynı kuvvet dolanıyor yani etriyenin içinde aynı kuvvet dolanıyor. Ee, genel olarak e, normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme ve burulma momentleri beraber bulunurlar. Burulma momenti de kesme kuvveti üretir. Bu nedenle kesme ve burulma çatlakları aynı açılıdır, değil mi? 45 derece açılı. Etriye hem kesme hem de burulma çatlaklarını sınırlar. Kesme kuvveti etkisi kesitte aynı yöndedir ve etçiyelerin sadece düşey kolları ile karşılanır. Burulmadan oluşan kesme gerilmeleri kesitin çevresinde yoğunlaşır ve aynı yönde akarlar. Bu nedenle burulma etkisini sadece kesidin dış çevresindeki etçiye kolları karşılar, içteki etçiye kollarında vurulma etkisi yoktur. Sonuç olarak kesitin bir yüzündeki düşey etçiye Kolunda kuvvet artar. Diğer yüzündeki kolda ise azalır. Bakın şöyle bir kiriş olsun. Ee, bir, iki çift etkili ve sık donatılı yüzeylerinde. Ee, şu VD kesme etkisi. Bu VD kesme etkisini ne yapıyor? Şu donatılar, etkiler karşılıyor değil mi? Kesme kuvveti etkisinde oluşan etkiler kuvvetleri değil mi? Bakın tam kuvveti. E, t e, paralel e, onları karşılıyor. burulma e, olduğunda bu kesitte böyle buruyordum. Bakın burulma olduğunda ne yapıyor? Bakın görüyorsunuz değil mi? Şu dış yüzeyde kuvvet dolanıp duruyor. Çift kollu etiye kullansam da etciyenin şu şeylerin buna çok karşı koymuyor. Tabi aslında bir destek olarak yani etciye iskeletinin şöyle dönmesini engelleyen içerideki kısımda da bir destektir. O da bir gerçek. Fakat asıl yükü dış kısımlar alır. Onu demek istiyor. Burada onu demek istemişti. Vurulma momenti etkisinde oluşan etriye kuvvetleri. Ee, kesme çatları biliyoruz. Şu kesme kuvvetleri artı burulma var. Artı burulma var. Burulma çatlarına akıyor. Böyle kiriş boyunca e, kiriş böyle sarıyor. Burada ne oldu? Bakın hem kesme F1'ler var. Hem kesme şeylerini karşılıyor etciyeler. Hem de vurulmaları karşılıyor gördüğünüz üzere. Kesme kuvveti ve burulma momenti etkisinde oluşan etsiye kuvvetleri. Bakın şuradaki etsiyedeki kesme kuvveti azalıyor burulma bu yönde olduğu için. Burulma bu yönde olduğu için. Buradaki ise artıyor burulma çünkü bu yönde gidiyor ya o yüzden. Dikkat ederseniz onu, da az önce okumuştuk. Etsiyenin bir kolunda yük azalırken öbür kolunda yük artıyor. Bakın çok güzel bu fotoğraf. İşte burulma çatlakları. Hem de bir kolonda. Ee, zaten deprem etkisiyle nedir? Ee, şeyden baktığımızda, plandan baktığımızda kolonlar, perde duvarlar X ve Y yönünde eşit dağıtılacak diyoruz ya. dağıtmazsam ben şimdi binaya yukarıdan bakıyorum. Deprem böyle sallarken aslında binayı şöyle vuruyor. Şu benim binam olsun, karşıdan olsun. Şöyle vuruyor. Binayı böyle vurması demek binanın kolonlarına da böyle vuruyor demek. Değil mi? Burulma etkisi oluştu kolonlarına, perdelerine falan. Dolayısıyla burulma etkisi deprem anında daha çok öneminden de dolayı kolonlar perdeler için sıkıntılıdır. Tabii kirişleri de yansır. Bu burma etkisi, bu burma etkisi buradaki kirişleri de de yine burma oluşturur. Ama e, kirişler, döşemeler her zaman diyoruz daha nispeten daha güvenli. Yani onlardan çok korkmuyoruz. Kolonlardan falan korkuyoruz. Kolon burulurken böyle ııı e, yarıldığı, düştüğü, e, patladığı zaman ne olacak? Sistemin vurulmasına karşı koyacak elemanlar da hazırlayacak. Dolayısıyla sistem bir bütün olarak böyle vurularak yıkılacak. Böyle vurularak yıkılacak. Sonra kurtarma çalışmasında yatak odası buradayken burada olacak. Sebep o. Bakın kolonu spiral olarak ne yapmış? Sarmış. Bak vurulma etkileri görüyorsun değil mi? Değil mi? Ee, daha önce de bildiğimiz büzülme çatlakları var. büzülme çatlaklarını en aza indirgemenin en iyi yolu betonu sulayarak sürekli ıslak tutmaktır. Bunu biliyoruz. Sulamak kür aynı zamanda betonun dayanımını da artırır. Fotoğrafta keçi ile kaplanmış şu bir betonarme döşemenin fıskiye ile sulanması aynı şey gibi bahçe fıskiyeleri gibi en iyi sistemlerden birisidir. Görülüyor. Daha profesyonel bir sistem. İşçilerin ortamda sulamasından daha iyi. bakın Yüksek kirişlerde, e, yüksekliğin özellikle e, 60 santimi geçtiği kirişlerde, 70 santimde diye de geçer ama e, şunlara da donatı koymakta fayda var. Bunlara gövde donatısı diyor. Bu gövde donatları e, hem rötre büzülmenin etkisini taze betonda e, yüksek kirişi tutarak e, azaltır, hem de kirişin Donatları arasındaki, üstteki ve alttaki donatı arasında çok büyük mesafe olmasını engeller, irtibat sağlar. E, dolayısıyla 60 santimi geçen özellikle kirişlerde 70 cm'den sonra kesinlikle gövde donatlarının hesabının yapılıp koyulması da gerekir. Yüksek kiriş, döşeme ve perde gibi büyük yüzeyli elemanların yüzeylerinde iç kısımlara nazaran daha hızlı su kaybı oluşur. Değil mi? Büyük bir yüzey düşünün. Büyük bir alana ben beton döktüm. Diyelim kalın da bir beton döktüm. Yüzey çok fazla olduğu için yüzeylerde daha çok su, su buharlaşacak. İçerilerdeki su bir an nispeten biraz daha az buharlaşacak. O yüzden büyük yüzeyli elemanlarda özellikle rötre çatlamalarından daha çok korkarız. Mesela döşemelerde en çok görülür. Çünkü büyük yüzey diyelim kiriş yüzeylerinde kolon yüzeylerinde falan çok görülmez. Ee, ama kiriş yüksekse veya perde uzun bir perde ise ne olur? Burada da röpleler gözükür. O yüzden perdelerde de zaten daha önceki derslerimizde görmüştük. ızgara şeklinde böyle betonamiye giriş görmüştük. E, donatılar e, koyulur ki e, veya e, yüksek e, kirişlerde e, gövde kısmında da donatlar koyulur ki büyük yüzeyi veya döşemelerde döşemelerde belirli aralıklarla biliyorsunuz yine donatılar koyulur. Büyük e, mesafeleri donatısız geçmeyelim diye. Donatı aynı zamanda betonun götresine de fayda eder. Beto, betonu tutar. E, çatlaklar betonun yapıda bulunduğu yere hava koşullarına ve kür yapılıp yapılmadığına bağlı olarak az ya da çok ve yüzeyde genelde gelişi güzel yol alırlar. Donatılar götreye de karşı koyar. Çünkü götre aslen çekme oluşturur. Değil mi? betonun, suyunun buharlaşması, büzülmesi aslında onun içinde bir çekme etkileri oluşuyor. Bu çekme etkileri ne yapıyor? Donatı karşılayarak betonun zarar görmesini engelliyor. Beton döküldükten birkaç saat sonra ortaya çıkmaya başlar. 2-3 ay içinde sona erer. Bu tür çatlakları önlemenin en iyi yolu betonu yeterince sertleşinceye kadar en az 7 gün süreyle sürekli sulamaktır. Çatlakları sınırlamak için bir ek tedbirde donatı yerleştirmektir. ps 500de 2000 versiyonunda yani en son versiyonunda bu zaten. Ee, yüksek kirişlerin yan yüzeylerine gövde donatısı denilen çubuklar yerleştirilmesini TS5 işler. Asıl amaç büzülme çatlaklarını önlemek olmakla birlikte bu donatılar aynı zamanda moment ve vurulma çatlaklarını da sınırlar. Tabii asıl amaç aslında büzülme değil. Ee, orada büzülme yani titretli da engelleyebilirsin. Ee, tabii Tabi büzülmeye de çok büyük faydası var ama asıl amaç Yukarıdaki, alttaki donatların arasının çok fazla açık olmasını engellemek ve aralara koyulan donatlarla da hem e, yukarıya hem aşağıya e, çekme içinde, basıncı içinde, hatta burulma içinde burada dediği gibi destek olmak. Etriyeleri değil mi? Sadece üstte ve altta 70 santimlik mesafe var mesela. Şöyle bir etriye koydum değil mi? O etriye de çok zorlanacak. Etriyeleri de ortadan en azından, uçlarından ee, yani şuradaki etkiye çizgisini düşünün. Bunlardan da donatıya bağlanmış oluyor. Desteklemek, etiyenin bu donatılarla da desteklemesi sonucu burulma etkisiyle etiyenin yükülmesini e, bozulmasını engellemek. Birçok faydası ee, özetlemiş. Çekme tarafının altta, basınç tarafının üstte olduğu varsayılan bir kirişin olası donatları sağda gösterilmiştir. Ha, burulma ...donatısı demiş bunu Aslında... ...burulma donatısı değil arkadaşlar. Yani bu... ...böyle de deniyor da en çok... ...sadece iki köşede varsa montaj donatısı... ...üst kısımlarda olan... ...donatılar... ...hepsi basınç donatısı olarak isimlendiriliyor. Dediğimiz gibi alt kısımdaki donatıların en az yarısı kadar... ...olması gerekir. Montaj ve... ...veya basınç donatı Heh onu da demiş. Montaj ve veya basınç donatıları. Ama burada... ...şeye vurgu yapmış. Yani özellikle... ...köşelerdeki donatılar burulmaya da çok... ...karşı koyuyor ya. Onun için... ...ona vurgu yapmak için demiş... Gövde donatları, etriye kesme ve burulma e, donatısı olarak da aynı zamanda çalışıyor e, etriye. Burulma e, donatısı olarak da aynı zamanda çalışıyor, çekme donatısı olarak da aynı zamanda çalışıyor aşağıdaki donatı. Anladım, burada e, çalışmasını söylemiş yani e, o isimle şey yapmış, e, anlatmış. Çatlak genişliği sınırları yine ts 500 önemli bir standart bizim için biliyorsunuz. Oradan almış hocanın bazı bilgiler var. Beton donatılı da olsa çatlayacaktır. Çatlamayı tümüyle önlemek imkansızdır. Çatlaksız beton ve bina yoktur. Önemli olan çatlak sayısı ve genişliğinin sınırlı kalmasıdır. Ve çatlakların elemanda sistemde dağılmasıdır. Bir noktada yoğunlaşıp lokalize olursa o gittikçe büyür yarağa dönüşür. Onu istemeyiz. Aşağıdaki çizelge normal kabul edilen en büyük çatlak genişliklerini özetlemektedir. Normal kabul edilen en büyük çatlak genişliği neymiş ve omega maksimum olarak gösterilmiş? Yapı içi normal çevre koşullarında, şehirlerdeki normal yapılar. Yani nedir o çevre koşulları? işte yağmura maruz kalıyor, topraktan sızan sulara maruz kalıyor, insanların kullanımına maruz kalıyor, boru patladı ona maruz kalıyor gibi gibi. Bu 0.4 milimetre. Bakın çıplak gözle rahatça... Görülebiliyor. Ama bu çatlaklar e, çok fazla değilse e, ve e, lokalize olmaya yüz tutmamışsa sıkıntı yok. Zaten sıva olmasa mesela çoğu şeylerde bunu görebiliriz. Bu küçük çatlakları görebiliriz. E, küçük çatlaklar sıvada da kendini gösterir. Sıvada da kendini gösterir. Sıvada daha da büyüyerek gösterir. Öması var, boya var falan veya zeminde küçük oturmalar oluyor. Bu oturmalardan dolayı yine küçük çatlaklar bazı katlarda meydana gelebiliyor gibi. Demek ki 0.4 milimetreyi geçmiyorsa ama bu sıvadaki çatlak değil, sıvayı kazıyacaksın çıplak betondaki çatlak. Ee, çok da sıkıntı değil. Yani normal ama normal derken bu da işte bir iki çatlak için diyorum. Yani yüzlerce çatlak var, hepsi 0.4 milimetre civarındaysa orada büyük sıkıntı var. Yani. Ee, yapı için. Nemli ve yapı dışı normal çevre koşulları e, hamamlarda e, 0,3 mm çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. Normal kabul edilen en büyük genişlikler bunlar. Çatlayan boyu değil yani genişliği. E, 0,3 mm hayal edin yani. Hatta şurada 0,1 mm yani cetvelde 1 mm'lik aralığı hayal edin. On, onda, bir, onda bir. Ama o bile saç teli gibi görür. Yani insan gödü onu bile görür. Ee, yapı dışı nemli çevre koşulları, temiz ve tatlı su havlası kıyılarındaki yapılar 0-2'ye kadar ee, normal. Ee, yapı içi ve dışı agresif çevre koşulları, asit üreten fabrika, yoğun trafiği olan cadde üstündeki yapılar, deniz kıyısındaki yapılar, kirli akarsu içerisindeki yapılar 0-1'e kadar normal. Dikkat edin. Niye çıtayı düşürüyoruz? Çünkü bunlar çatlama etkisinde zarar görecek elemanlar. Bakın mantık o. Bu şekilde agresif ortamlara maruz bir, eleman 0-1 milimetre bile çatlak geliştirdiyse ne olacak? Bu agresif etkiler o çatlağın içinden sızarak betona nüfuz edecek. Donatıya nüfuz edecek. Beton korozyona uğrayacak. Donatı korozyona hadi neyse. Beton da yine agregalar ve çimento şerbeti bir arasında ağaç arasında ayrışmalar meydana gelecek falan. O yüzden 0-1 bile görsek orada hemen önlem almaya başlıyoruz. Onların güçlendirme önlemleri. E, nemli çevre koşullarında yine keza e, bir tık daha e, şey yapmıştı çıtayı yükseltmişiz ama 0.2 bile görsek hemen önlem almaya çalışıyoruz çünkü nem etkisi içeriye nüfuz edecek e, içi nemli dışı normalse en azından içte nem var o zaman bir tık daha e, şey yaptık e, korkmamaya başladık 0-3'ü falan da kabul etmeye başladık tamamen normalse yani e, orada yani yapının sürekli neme maruz kalması yok ne bileyim temel suya maruz kalmıyor, yağmur suları sızıp da sürekli alttaki kolonlarla etkileşimde değil falan yani kuru ortamda bir yapı diyelim ise 0.4 mm'ye kadar da bunu tölere edebiliyoruz. getir değerler normal yapılar için tabii. Yapıların kullanım amacına yönelik olarak daha küçük değerler gerekebilir. Örneğin bir su deposunda var. Su deposundaysa bu 0.1 falan kabul etmeyiz yani hiçbirini kabul etmeyiz sızdırmazlık ön plana çıktığından en büyük çatlak genişi 0.1'in altında tutulmalıdır kesinlikle. Çatlak nedenleri. Betonun çatlamasının çok sayıda nedeni var. En önemli nedenler aşağıda sıralanmıştır. Yapı yüklerinden oluşan öngörülmemiş aşırı iç kuvvetler, moment, kesme, burulma gibi. Plastik çökme. İyi sıkıştırılmayan taze betonun kendi ağırlığı ile çökmesi sonucu boyuna ve eline donatının tı boyunca uzanan çatlaklar. Büzülme, sünme etkileri. Sıcaklık, uzama, kısalma etkisi. Erken kalıp sökülmesi, kalıp veya donatının sarsılması. iş derzlerinde eski beton, yeni beton ekkerleri, çatlakları. Temelde farklı oturmalar. Donma, çözülme etkisi. Ağaçlar zemin seviyesinden kökleri yapı duvarlarına basınç uygular. Bodrum tabanını yukarı kaldırır falan. Ağaçlar da çok önemli. Yani özellikle güçlü eski ağaçlar e, ya da kökleri çok uzunlara giden ağaçlar Bayağı binaya zarar verebilir alttan. Uzun zaman içinde paslanan donatın işlevini yitirmesi ve şişerek betonu patlatması. Donatı korozyonu sonucu özellikle kabuk betonunda oluşan çatlamalardan bahsediyor. Betonun çatlamasının gerçekte tek bir nedeni vardır aslında. Bunların hepsi döner dolaşır ne oluşturur? çekme Çekmemiştir bir şekilde betonda, rötreyle ne yapıyor? Çekme oluşturuyor. O yüzden çatlıyor. Çekme kuvveti. Yukarıda sayılan neticeler çekme kuvveti oluşturmaktadır. Peki şurada yukarıda bir şey var mıydı? Pardon. Şura, şurada okuyalım. Çatlak genişliğinin e, elden geldiğince sınırlı durması için ne yapmak lazım? Kenetlenme yani aderansın iyi sağlanması lazım. Bu da tabii ki nervüllü donatılar e, beton ve donatı kalitesi ve işçiliğiyle önem kazanır. Ve donatının temiz olması yerine yerleştirilirken falan. Ee, Nevi donatı kullanması e, ve donatılarda bir mesafelerin uygun bırakılması, pas payının uygun bırakılması, donatının olduğu gibi ki bunları eski derslerden biliyoruz bütün betonla sarılıyor halde olması, arada boşluk kalmaması falan. Eee kalın az sayıda donatı yerine değil mi ince çok sayıda çubuk tercih edilmeli. Mantık belli zaten. Değil mi? bunu da e, önceki derslerimizde başka derslerimizde de demiştik. E, yine bir dersinde de söylemiştik. E, niye? Bir e, bir hacim düşünün beton hacmi. Dört tane kalın çubuk koydum. Bu betonarım olmaz ki. Değil mi? O kalın çubuklarla bu büyük beton hacmi çok iyi birlikte çalışmaz. Onun yerine ince ince çubukları serpiştirirsen daha iyi böyle birlikte çalışır. Ee, kaliteli beton kullanımı özenle sıkıştırılmalı ve kibrasyon ve kür yerli, betonun yerleştirilmesi bunlar çok önemli. Döşeme ve perdelerde donatı aralıkları 15-20 cm'i geçmemeli. Yönetmeliklerin öngördüğü minimum donatı kurallarına uyulmalı. Sargı donatısı özenli ve yönetmeliklere uygun düzenlenmeli. Zararlı çevre koşullarından beton ve elemanlar korunmalı. Su gereksinimi fazla olan ağaçlara bakma özellikle incir ocağına incir ağacı dikelim lafı var ya oradan gelir yani incir e, çok arsız bir şeydir yani arsız derken yani çok zor koşullarda da büyür köksalar falan e, eski yapılarda özellikle eskiden işte e, yığma yapı var diyelim bu taşların arasına incir tohumu düşüp diyelim o incir daha sonra e, dallanmaya başlayıp yapıyı tamamen yarar patlatır. Ta eskiden beri ocağına incir ağacı dikelim lafı da oradan gelmiştir. Ee, i̇ncir, elma, okaliptus, e, pavlon ya demir ağacı gibi burada ağaçlar da varmış demek ki. Ee, bu bu çatlaklara neden olabilir? Atık su borularını tıkayabilir. Atık su borularını tıkayınca o sular zemine, zeminden de yapıya silah edebilir. Temel ilke ağaç yapıdan en az 3 metre uzaklığa dikilmelidir veya ağaç varsa o ağaç tabii ki kesilmeyecek, başka bir ortama taşınacak ee, veya yapıyı işte ağacın 3 metre uzana yapacaksın arkadaş. Ağacı Atatürk bile ne de yapmış değil mi? Yapıyı hareket ettirmiş değil mi? Biliyorsunuz bunu internette araştırın. Doğa, ağaçlar çok önemli çünkü inşaat faaliyetleri doğaya sürekli zarar veren faaliyetler. Biz doğaya sürekli zarar veriyoruz. En azından ağaçlara özen gösterelim. E, i̇lle de orada ağaçlar varsa o zaman o ağaçları daha ormanlık alanlara, ne bileyim başka yapılaşmanın olmadığı yerlere e, taşıyıp oralarda yaşamalarına müsaade edelim. Ağaçları kesip de bina yapmayalım. E, üç metre uzağında olacak. zararlı çevre koşullarından betonarme elemanları korunmalı. Proje çizimine bakın Bu şurada e, daha e, eski derslerimizden biliyoruz ama burada arkadaşlar yine bir üzerinde duralım. Daha detaylı şekilde çizimde. Bakın şöyle bir kiriş sistemimiz var. Şu kesik çizgilerden de kolonlar geçiyor. Yani şöyle baktığımda bakın bakın kiriş detayı projesi örneğin işte. Şu bir kolon. Bunlar akslar biliyorsunuz. A, B, C, D aksları. Şu öbür kolon. Bu diğer kolon. Bu aradaki kirişin adı. Kiriş isimlendirmeleri falan başka derslerimizden biliyoruz. K107 bu ne? 30'a 70 yani 30 genişliğinde 70 yüksekliğinde bir kirişmiş bu. Bakın dikkat edin o yüzden gövde donası koymuş. görüyorsunuz değil mi? Bak ortadan donatı geçiyor. 70'i bulmuş ya. Ee, bu da aynı. Bak kirişin zaten o hat üzerinde aynı kalınlıkta gitmesi. Kolon nasıl yapı boyunca aynı kalınlıkta gidecek? Kiriş de o hat üzerinde aynı kalınlıkta gidecek. En düzgün sistem bu. Önemli işte şunlar ha şuradan bakalım böyle bir sistemde arkadaşlar şu, bu biz çerçeve sistemi olduğu için bakın şunu düşünün kolon bu diyelim burası ikinci kat burası birinci kat falan böyle devam ediyor. Dolayısıyla şu noktada moment sıfır olmaz çerçeve sisteminde. Bu bir sadece mesnete oturan veya çatı katı olsaydı burada sıfır olabilirdi. Bakın burada da küçük bir moment var. Ee, tabii ki moment yukarıda olacak düşey yükler altında. Niye? Çünkü ters kambur oluşacak mesnet desteği. Şurada çekme e, aşağıda oluşacak. Burada moment. Bakın, şurada arkadaşlar şu mesafe kısa olduğu için bak 290. Olmuş. Tabii bu hesaba göre çıkacak. Kafadan değil. Ama şu mesafe kısa olduğu için komple burası çekme bölgesi oluşmuş. Özellikle koridorlarda koridorlarda bu çıkabilir hesap sonucu olabilir. Böyle bir örnek vermiş. Bak burada güzel örnek vermiş. Komple burada çekme oluşmuş. Şurada da yine açıklıkta e, çekme altta olmuş falan çekme üstte. Kesme kuvvetleri de zaten yani böyle bir sistemin e, rakamlarını e, hesapla bulmakla beraber diyagramını kafadan böyle çizebilirim yani. Ha şuna emin olamam bu hesapla bulunur. Bunu da şöyle çizerim. Mesela, şöyle çizerim. E, bu klasik fix diyagram olacak. Kesme kuvvetini de böyle çizerim kafadan. Ee, e, hesap olarak bulmasam bile. Ee, arkadaşlar şurada da eğer bu kesik çizgi olayı e, farklı notasyonlarda farklı düşünüyorum ama çekmeyi semgileyecekse eğer yani, yine burada yanlış yapılmış. Yani kesik çizginin mantığı şey e, bakış yönünü göstermesi ama bakış yönünü gösterirken Çekme olan kısımda, yani altta çekme olan kısımda çekelim diyor. Bak altta çekme olan kısımda e, çekelim. Burada ise kesik çizgiyi üst kısma çekebiliriz. Yani kırmızı kesik çizgiyi şurada alta çekebiliriz falan. Ama bakış yönü komple böyle olsun da diyebiliriz. Yani hoca onu e, şey yapmış baz almış. E, şimdi bakın bunlar işte bakın etriyeler. Etriyeler bakın 10 santimde bir koyulmuş açıklıkta 20 santimde bir koyulmuş. Buradan bakalım. Gibi. Başka ne var? E, donatılar. Donatıları. Alttaki ve üstteki donatılar çakışık olarak gözüküyor. E, pilyeler. Pilyeler böyle gözüküyor. Gibi. E, mesafeler. İşte etçiyelerin ne kadar sıklaştırılacağını bak gösteriyor. 140 santim. Buradaki 140 santimde sık etliye koyuyor işçi ustaya. Toplamda da 400 80 yani dörtte birinde e, gibi böyle yap dörtte biri gibi böyle yap arada da açıklıkta da serbest koyabilirsin diyor. E, aksımız kolonları tam ortalıyor diyor 25'e 25 geçmiş düzgün bir sistem. E, şu temiz açıklığımız kirişin kolon yüzeyinden öbür kolon yüzeyine açıklığı 480 falan gibi bunlar projede bu şekilde çiziliyor gösteriyor. Şurada arkadaşlar kesitte kesitte donat şeyi et, şeyi, çiziyoruz ve donatır bak gövde donatısı olduğu burada ne gözüküyor? Şu yani gövde donatısı. 2 fi 12'lik gövde donatısı atmış. 4 fi 14'lük montaj donatısı atmış. 5 fi 14'lük çekme donatısı atmış. Ee, ana donatı atmış. Demek ki bu depreme karşı sıkıntılı bir yer değil veya hesapta kurtarmış. 2 fi 14 donatı yetmiş ee, buna. En azından çünkü şunun yarısı kadar koymak gerekir. Aslında bunu 3 fi 14 koymak daha mantıklı. Yarısı 2,5 olacağı için. ama diyelim 4. dereceden bir deprem bölgesi ise de sadece montajla bunu geçebilir. Öyle yapmış. Kiriş boyuna ve enine kesildi demiş. Buraya betonun özelliğini yazmış. Beton günümüzde C25-30 mesela simgesiyle eskiden B420 falan diye isimlendirmede oluyordu. Onu göstermiş. donatı iyi. burada e, aslında S420 olarak donatı gösteriliyor. Burada ha, donatının detaylı şeyini vermiş. E, künyesini vermiş. Bu donatının şeyi, Donatı ismini vermiş. E, burada e, kiriş donatının açılım sırası. En üstte üst mesnet donatıları değil mi? Altına üstteki boyuna donatılar genelde montaj. Altına varsa pilyeler ve gövde donatıları Altına alttaki boyuna donatılar genelde çekme. En alta alt mesnet donatıları çizilir. Çizimdeki eğik yazılar açıklama için verilmiştir. Gerçek projede bu açıklamalar bulunmaz elbette. Bakın şu işte ekmesnet donatısı. Burada bakın şöyle bir moment vardı ya. Şu moment. Bu momentin değerinden dolayı demek ki tabi bunlar hesapla bulunacak. Şu yukarıdan giden montaj donatısı iki taneydi zaten. Bu momenti karşılamaya yetmemiş. Yetmeyince ne yapmış? Buraya 2 fi 18 ek mesnet donatısı koymuş. Neyi çiziyoruz diyor. Önce ek mesnet donatını koyuyoruz diyor. Buraya şurada komple çekme yukarıda olduğu için bu bölgeye tıpkı ek mesnet donatısı gibi komple bir çekme donatısı koymuş. 3 fi 14. Burada L'sini yazacak. Uzunluğu ne falan burada da yazacak L'sini. Hepsinde yazacak. Ee, burada da yine ek donatı 2 fi 18 koymuş. Daha sonra ne yapıyor? Alta geçiyor. Şuradaki montaj donatılarını göstermiş. 2 fi 14. Sonra oradaki et e, piliyi göstermiş. Sonra oradaki ana donatıyı göstermiş. Burada gövde donatısını göstermiş. Çünkü gövde donatımız da var. Burada öbürünün e, montajını, piliyesini, ana donatısını ve gövdesini göstermiş. Alt kısımlarda da e, ana donatıları göstermiş. Ve ek olarak alta koyduğumuz ıı, donatları göstermiş. Şurada bakın şu bölgede montaj bu sefer altta. Onu göstermiş. Burada da ek donatı deprem etkisiyle altta çünkü normalde burada bakın ıı, yukarıda çekme var moment etkisiyle ama deprem etkisiyle de altta da oluşabileceği için ek mesnet donatısı yine altta da koymuş. İşte montaj donatısı. Piliye açıklıkta altta mesnette üstte geçiyor gövde donatısı yani yüzeylerde çekme donatısı altta bunlar ek donatılar altta falan bunları böyle altta üstte montaj falan filan diye projeye yazmıyor burada sadece açıklama için koyup yazmış e, projeye bakan onu anlıyor zaten Betonun çekme dayanımı çok düşüktür. Çekme bölgelerinde çatlaklar oluşur. Basınç bölgesinde ezilme oluşur. Taşıma gücüne erişildiğinde kırılma anı. Çekme kuvvetini karşılamak ve çatlakları sınırlamak için çekme bölgelerine boyuna donatı konulur. Pilye hem çekme hem de kesme donatısıdır. Orta kısmı açıklıkta altta. Kolonları da mesnetlerde, kolları da mesnetlerde üstte çekme kuvveti alır. Bunlar daha önceden bildiğimiz de olduğu için okuyup geçiyorum arkadaşlar. Eğik kolları ise kesme çatlaklarını sınırlar. İşçiliğin zor olması ve güvenli olmaması nedeniyle kat kirişlerinde pille kullanılmasından kaçınılır. Gelişmiş ülkeler kat kirişlerinde pille kullanımından vazgeçmiştir. Ee, açık ama pillerin gerçekten e, kesmeye karşı iyi bir etkisi var. Fakat o zaman kullanmayacaksak da dediğimiz gibi etçileri daha da çok artırmamız lazım. Daha e, ekonomiden uzak bir yapı yapmamız gerekir. Açıklıklarda basış tarafından montaj donatısı konulur. Açıklıktan gelen donatılar mesnetteki momenti karşılamazsa ki ne o açıklıktan gelen donatılar? Montaj donatıları veya basınç donatıları değil mi? Yukarıdan geçiyorlar. Veya pil yerin yukarıdan geçen kolu. Bunlar eğer burada oluşan yani mesnette oluşan diyelim şu momenti şu momenti diyelim hala karşılamıyorsa oraya veya şurada mesnet olduğunu düşünün. Şu şöyle gittiğini düşünün. Yani bu normal bir kiriş olduğunu düşünün. Şu bölgedeki e, mesnette oluşan donat e, momenti karşılayamayacaktıysa oraya ek mesnet donatı koyulur. E, kes e, mesneti karşılaması ek donatı koyulur. Kesme kuvvetlerini karşılamak ve oluşturacağı çatlakları sınırlamak için eline donatı, sargı, etriye kullanılır. Tenetlemeyi, aderans sağlamak için boyuna çubuklar, komşu açıklığın en az dörtte birine kadar uzatılır. Kenar mesnetlerde uçlar aşağıya ve yukarı duruma göre kıvrılır. Yüksek beton yüzeyine duruma göre yani. Yüksek kirişlerin yan yüzeyinde büzülme çatlaklarını sınırlamak için gövde donası koyulur. Betonme eleman kiriş kolon döşeme iyi donatılsa dahi çatlak çatlar. Ancak bunlar beklenen kılcal zararsız çatlaklardır. Evet arkadaşlar dersimize bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar.